Çocuk yetiştirmeye ilk nereden başlanmalı? Anne babalar nelere dikkat etmeli? Özgüvenli çocuklar nasıl yetiştirilir? Çocuğumun elinden tablet, telefon düşmüyor. Ne yapmam lazım? Yaptığımız her bir müdahale maalesef çocuğun bütünlüğünü, gelişimini, ahlakını, olaylara bakış açısını, dolayısıyla büyük pencerede, büyük resimde mutluluğunu bozan bir unsur. Mesela çocuğun odasına girerek giderken pat açıp kapıyı girmek mahremiyet ihlalidir. Çocuğu kendi çocuğumuz diye velev altını değiştirirken bile olsa mahremiyet ihlali yapmak çocuğun mahremiyetinin ihlal edilebileceğini çocuğa anne baba tarafından öğretilmesi demektir. Mesela sizi bir iş arkadaşınız aradı, yarın sizinle görüşmek istiyor. Siz onunla aynı şehirde olduğunuz halde farklı bir şehirde kendinizi ifade ediyorsanız çocukta şöyle bir duygu gelişmeye başlar. Ha demek ki insanlar zorda kaldıkları zaman yalan söyleyebilirler. Merhabalar, ismim Abdülhak Halim Ulaş. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. Çok uzun yıllar çocuk eğitimi, çocuk gelişimi, çocuklarımıza, milli manevi değerlerimize nasıl kazandırırız batılı tesirden, kapitalizmin etkisinden ve benzeri izimlerin etkisinden çocuklarımızı, kendimizi, bünyemizi nasıl koruruz? Bunlar üzerinde çalışıyorum. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli? Mahremiyet, mahrem gizli kelimesinden geliyor malum. Biz davranışların oluşumunda önce düşünsel süreçlerin, zihinsel süreçlerin, sonra duygusal süreçlerin, sonra da davranışsal süreçlerin etkili olduğunu biliyoruz. Bir davranış önce zihinde, sonra duyguda demlenir, kendini bulur, sonra davranış olarak dışarıya çıkar. En başta anne baba olarak çocuğun mahremiyeti öremiyetine gizliliğine saygı duymamız lazım. Mesela çocuğun odasına girerek giderken pat açıp kapıyı girmek mahremiyet ihlalidir. Çocuğu kendi çocuğumuz diye velev altını değiştirirken bile olsa mahremiyet ihlali yapmak, çocuğun mahremiyetinin ihlal edilebileceğini çocuğa anne baba tarafından öğretilmesi demektir. Şu durumda en küçük yaşlardan itibaren çocuğun altını değiştirmekten, çocuğu banyo yaptırmaya, çocuğun odasına girmeye, çocuğun kılık ve kıyafetlerini değiştirirken anne baba olarak geri durmaya, çocuğun özel bölgelerine bakmamaya biz dikkat ve riayet edersek çocukta mahremiyet düşüncesi bile algı olarak gerçekleşecek ve çocukta ben özelim duygusu özelim derken bir narsistik yapı olarak özellik değil evet benim bir takım mahrem alanlarım hususi özel alanlarım özel duygularım özel düşüncelerim olabilir diğer insanlara ben müsaade edersem o alana girebilirler. Ya da benim mahremim olan insanlar o alana girebilirler ama mahremim olmayan insanlar o alana giremezler. Burada aslında mahremiyet sadece böyle bir cinsel eğitim olarak algılanabiliyor. Hayır öyle değil. Çocuğun kendine mahsus ve özel duygusu, düşüncesi de mahrem alanıdır. Duygu ve düşüncelerdeki mahremiyet ilkelerine biz dikkat ettikçe hayatının geri kalan bütün kısımlarında bunu sağlayabiliriz. Çocuklara dini eğitim hangi yaşlarda ve nasıl verilmeli? Dini eğitimi kendi içinde belli kategorilere ayırmak lazım. Bir kere hangi eğitim olursa olsun sevgi temelli, saygı ekseninde bunu yapmak lazım. Mesela çocuk Allah'ı sevmeli. Çocuk küçük yaştan itibaren sorgulamalara başlar. Bizi yaratan nasıl biri? Ve zihninde modellemeye başlar. Acaba Allah bizim apartmandan daha mı büyük, daha mı küçük gibi sorgulamalara başlar. Küçük yaştan itibaren Allah'ın bizi sevdiği, koruduğu, Allah'ın bizi sağlıklı bireyler olarak yarattığı, vermiş olduğu nimetler neyse onları çocukla paylaşarak evet aşkın bir güç var, büyük bir yaratıcı var, bize şöyle lütuflar, böyle nimetler veriyor. Çünkü Kur'an'ın da temel üslubu ve esprisi içerisinde baktığımız zaman Allah vermiş olduğu nimetleri sürekli bize göstererek şükür ve hamd duyguları içinde olmamızı istiyor. Sonra peygamber sevgisi. Hakikaten bir rol model, bir üsve-i hasene olan Hazreti Peygamber var karşımızda. Peygamber Efendimizin hayatından bir takım örnekler, sahabe efendilerimizin hayatından bir takım örnekler anlatarak Allah'ın böyle bir peygamberi var ve çok güzel bir örneklik duygusunu geliştirmek. Bu yapacağımız işler sevgi temelli Allah'a, Resulüne, onun kitabına karşı yapacağımız sevgi temelli dokunuşlar ve vuruşlar çocukta maneviyat duygusunu ve maneviyata karşı muhabbet duygusunu geliştirecek. En temelde sevgi ve muhabbet temelinde ciddi bir altyapı çalışması yapmak lazım. Çocuklarımızın ahlakı bozan şeyler nelerdir? Özellikle yaşamış olduğumuz dönemde sosyal medya, dijital ortamlar, çevre, okul, birçok şeyi sayabiliriz bununla ilgili. Ama en temelde ne var derseniz, aile içindeki olumsuz anne baba tutumları, davranışları, eylemleri, söylemleri çocuğun ahlakı üzerinde olumsuz etki yapacaklar. Mesela doğruluk bir davranış. Anne baba çocuğun yanında yalan söylüyorsa veya bunu bir kılıfa uydurup beyaz yalanlar söyleyebiliyorsa, mesela sizi bir iş arkadaşınız aradı. Yarın sizinle görüşmek istiyor. Siz onunla aynı şehirde olduğunuz halde farklı bir şehirde kendinizi ifade ediyorsanız, çocukta şöyle bir duygu gelişmeye başlar. Ha, demek ki insanlar zorda kaldıkları zaman yalan söyleyebilirler. Dolayısıyla olumsuz ahlak belirtilerinin ve özelliklerinin ilgili ilk temelleri ailede atılmış olur. Şu halde değer odaklı aile kavramında anne baba ne kadar kendi değerlerini hem zihinsel hem duygusal hem de fiile dönük olarak ne kadar olumlu yaşarsa çocukta ahlaki güzellikler o kadar gelişir. Ailede bozulmaya başlayan süreç diğer hayatın önemli süreçlerinde maalesef zapturapt altına alınamaz. Bununla beraber sosyal medya di etkisi maalesef çok ciddi bir problem. Çünkü biz evimizin kapılarını kilitlediğimiz, alarmlar kullandığımız, hatta işte bekçiler vesaire kendimizi korumak adına çok fazla önlem aldığımız halde çocuklarımızın ele vereceğimiz bir tablet ve denetimsiz bir telefon ya da sosyal medya araçları onu birçok olumsuzlukla muhatap edebilecek. Peki burada biz çocuğumuzu nasıl koruyacağız? Bununla ilgili çok güzel uygulamalar var. Çocuğumuzun ne yaptığına, ne ettiğine dair kullanmış olduğu tablet vesaire araçların işte şifresiz olması, bizim her an ona bakabilecek olmamız çocukta hem güven duygusunu hem denetlenebilirlik duygusunu geliştirmiş olacak. Eğer çocuğumuzla iletişim kanallarımız sürekli açık olursa bizim çocuğumuz hangi boyutta hangi problemi ya da yanlış bir süreci yaparsa yapsın, deneyimlerse deneyimlesin bunu ilk anlatacağı kişileri biz yani anne, anne baba olarak görürse ve biz bu çocuğa bu güven ortamını sağlayabilirsek hakikaten çok önemli bir işi başarmış oluruz. Peki hocam çocuk terbiyesinde dayak atmak çözüm müdür? Çocuk bazen çok şımarıyor. Bu durumdan ne yapmak lazım? Dayak atmak çözüm müdür? Mesela bunu somut bir örnek üzerinden beraber analiz edelim. Mesela çocuk yanlış bir davranış yapsın. Ne yapsın? Yalan söylesin. Çocuğu uyardık. Yalan kötü bir şeydir. Bakın yalan kötü bir şeydir. Bizim zihnimizde, zihinsel şemamızda, ön öğrenmelerimizde, dini öğretilerde, ahlaki öğretilerde yalanın kötü bir şey olduğu ifade edilir. Fakat çocuk için henüz o hazır bulmuşluk mevcut değil. Çocuk mesela ödevlerini yapmadığı için sıkça yalan söylüyor. Dersler çocuğun seviyesine uygun olmadığı için öğretmene ya da aileye karşı yalanlar söylüyor. Biz de bunu ödülle ya da cezayla, buradaki soru ceza, dayak faslı, dayakla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Şimdi çocuk niye ödev yapmaz ya da çocuk niçin bir takım okulla ilgili çalışmaları kulak ardı eder, onlara karşı motivasyonu yoktur? Çünkü iç motivasyonla ilgili problemleri vardır çocuğun. Çocuğun merakını, ilgi alanını gelişim özelliklerini karşılamıyordur. Çocuğun merak seviyesine ilgi, gelişim ve özellik seviyesine uygun ödevler. Uygun 4 dersler verilse çocuk ne yapacak? Onu isteyerek yapacak. Çözüm bu değil mi? Şimdi siz bu çözümü tutup dayakla telafi etmeye çalışıyorsunuz. Arada bir bağ var mı? Dayak attınız, çocuk ödev yapmaya başlayacak. Hayır. İlgi alanı içinde halen değil. Çocuk buna ilgi duymuyor. Çocuğu motive edecek bir şey yok. Hele çocukta iç motivasyon oluşturacak herhangi bir özelliğe sahip değil verdiğiniz ödev, yaptıracağınız iş, ona buyurduğunuz bir görev çocuğun tamamen ilgi alanı dışında, idrak alanı dışında seviyesini çok uzağında. Siz bunu ne yapıyorsunuz? Dayakla telafi etmeye ya da yaptırmaya çalışıyorsunuz. Dayakla bunun arasında hiçbir korelasyon bağ olmadığı için geçici bir süre otoriter olarak çocuğa yaptırdığınız şey sanki çözünmüş gibi ama çocuk zaten onu istemeyerek yaptığı için ondan hiçbir fayda görmüyor ve siz sürekli olarak ona dayak atamayacağınız için atarsanız zaten başka çok ciddi olumsuzluklar olacak. En baştaki olumsuzluk aranızdaki bağın kopması ve çocuğunuzla artık iletişim ve iletişim ilişki kuramayacaksınız. Apayrı insanlar olacaksınız. Çok temel bir problemdir bu. Dolayısıyla elinize hiçbir şey geçmeyecek. Onun için psikoloji biz, biliminin bize öğretmiş olduğu temel bir şey var. Bir, belirti sorunlar var. İki, kök nedenler var. Belirti sorunlar ne? Çocuğun yalan söylemesi, ödevini yapmaması, öz bakım becerilerini ihmal etmesi, bir takım yanlış ilişkilere Tevessül etmesi ama biz bunu aklı başından müdebbir bilinçli anne babalar olarak bunu besleyen temel kök nedenleri bulursak değiştirebiliriz. Çocuktaki olumsuz davranışları dayakla, ödülle, cezayla, şiddetle, cebirle çözmeye çalışmak da asla mantıklı değil ve asla uzun süreli çözüm olacak bir durum değil. Ev içindeki tartışmalar çocukları nasıl etkiler? Ev içindeki tartışmalar, kavgalar, olumsuz söylemler, eylemler, özellikle anne baba arasındaki çatışmalar, bunların kavgaya dönüşmüş halleri çocukları son derece olumsuz etkiliyor. Çünkü çocuk evde en temel olarak kendini güvende görmek, güvende hissetmek ister. Düşünün mesela buradan kalktığınız araçla Erzurum'a gitmek istiyorsunuz. İstanbul'dan Erzurum'a gitmek için bir yolculuğa çıktınız. Araç içerisinde motordan bir takım sesler gelse, o sesler biraz artsa, araba teklemeye başlasa, Herhalde sizin temel öngörünüz bu araçla yolculuk yapılmaz düşüncesidir. O aracı götürür, tamire, bakıma verirsiniz ya da öyle bir yolculuk yapmazsınız ya da farklı bir yöntemle yolculuğu tercih edersiniz. Nedir en temelde güven duygusu sizi öyle bir yolculuğa çıkmaktan ne yapar engeller? Şimdi burada çocuk anne babayla bir yolculuk içerisinde. Ama sürekli kavgaların, sürekli problemlerin, sürekli olumsuzlukların gündem olduğu bir evde çocuk şu düşünceye kapılacak. Ben daha ne kadar bu olumsuz ve güvensiz bir ortamda sağlıklı kalabilirim. Bu mutsuzluğa benim bünyem ve duygularım ne kadar daha olumlu cevap verebilir? Ve bu sistem içerisinde ben kendimi nasıl mutlu bir birey olarak, varoluşlar olarak konumlandırabilirim? Bu son derece olumsuz bir şey. Her evde bir takım problemler, sıkıntılar olur olabilir. Ama bunları çocuğa asgari ölçüde belki yansıtmak ya da hiç yansıtmamak son derece önemli. Çocuğumun elinden tablet, telefon düşmüyor. Ne yapmam lazım? Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Dijital bağımlılık olarak özetleyebileceğimiz bir konu. Birçok alt nedeni olabilir. Evet çocuğun elinden tableti almak kısa ve palyatif bir çözüm. Çözüm mü? değil çözümsüzlük. Şunu beraber düşünsek çocuk niçin dijital oyunlara, telefona, tablete niye yönlenir? Niye bir müddet sonra o alışkanlık bağımlılık haline dönüşür? Burada özellik duygusu çok önemli bir duygu. Allah Hepimizi özellik duygusu içinde yaratmış. Hepimizin tercihleri, hepimizin farklı zevkleri, renkleri, anlayışı, duygu dünyası var. Şimdi çocuklara bir baksak, istemediği okullara, istemediği öğretmenlere. Kendi talep etmediği bir eğitim sistemi içerisinde sürekli yoğun bir baskıya maruz kalan çocuk. Ama içinde ne var? Çok güçlü bir özellik duygusu var çocuğun. Yani ben tercihlerimi kendim yapabilirim. Fikrem ben tercih edebilirim. Duygusal olarak ben tercih edebilirim. Davranışlarımı ben tercih edebilirim. Duygusu çok güçlü. Bir, duygu. bir çocuğun bunu en iyi gerçekleştirebileceği yer neresi? Dijital oyunlar, telefon, tablet, dijital dünya. Mesela somut olarak baksak, bir oyun, çocuk oyununu kendi seçebiliyor mu? Evet. Oyundaki kahramanları, askerleri kendi seçebiliyor mu? Savaş ortamlarını, senaryoları kendi seçebiliyor mu? Savaşacağı ya da oyun oynayacağı arkadaşları kendi seçebiliyor mu? Oyun tamamen bir özellik alanı sunuyor çocuğa. Şimdi hayatın her aşamasında, hayatın her kesiminde ciddi baskıya maruz kalan bir çocuğun özellik duygusunu tatmin edebileceği tek yer neresi? Dijital dünya. O zaman dijital bağımlılık, telefon, tablet bağımlılığı ne değil? Bir sebep değil, bir sonuç. O zaman ne yapmalıyız? Küçük yaştan itibaren o kaybettiğimiz çocuklarla sohbet ortamımız var ya muhteşem bir şeydi o. Yani hiç kimsenin elinde telefon olmadığı, televizyonun haberlerde vesaire açıldı ya da belli dizilerde açıldığı bir ortam. Aile içi rutin olarak çocuklarımızla sohbet edebileceğimiz, duygularımızı, düşüncelerimizi, fikirlerimizi anlayabileceğimiz, dertlerimizi, kaygılarımızı paylaşabileceğimiz bir sohbet ortamı oluşturmak çocuğun aslında varoluşsal serüvenine en çok destek olacak süreçlerden bir tanesi. Ve çocuğun dijital dünyada tüketen değil, üreten olmasını sağlayabileceğimiz sağlayabilmek. Orada da ne yapacak? Yeni bir özellik alanı açmış ve sağlamış olacak. Çocuklar arasındaki kardeş kıskançlığının nasıl önüne geçebiliriz? Tamamen anne baba tutumlarıyla ilgili olan bir durum. Özellikle ilk çocuk dünyaya gelince sevinir anne baba. Aileye yeni bir birey katılmıştır. İstenen ve beklenen bir şeydir bu çocuk. Dolayısıyla anne baba bütün himmetlerini, bütün gayretlerini, bütün sevgilerini bu çocuğa boca ederler. İkinci kardeşin süresi çok önemli. Asgari 3-3,5 yıl olacak ki arada bu çocuk artık kendi benliğinin, kendi kişiliğinin ve kimliğinin farkına varmaya başlasın ve yeni gelecek olan misafiri kabul etsin. Burada yeni gelen misafir yani ikinci bir çocuk. Dolayısıyla iyi İki olan sevgiyi, ilgiyi ne yapabilir? azaltabilir. Burada çok dikkatli olmak lazım ve çocuğu çok iyi hazırlamak lazım. Evet yeni bir kardeşin geliyor. Senin nasıl ilgilerin, ihtiyaçların, bakım ve bakıma ihtiyacın varsa o kardeşinin de benzer durumlara ihtiyacı olacak şeklinde dengeyi bozmadan tam bir denge üzerinden ve çocuğa asla gerçek olmayan bir bilgi vermeden işte o küçük ona yapmalıyız, etmeliyiz gibi değil. Herkesin kendi yaşta ve konumunda belli şeylere ihtiyacı var. Bu doğru bilgilerle çocuğu besleyerek dengeli bir süreç yönetmemiz lazım. Boşanmış anne baba ...çocuklarına karşı tavırları nasıl olmalı? Evet, boşanmak aslında çok istenen, beklenen, arzu edilen bir şey değil. Doğru eş seçimi. Burada eğer bir takım hatalar yaparsak süreç boşanmayla maalesef sonuçlanabiliyor. Bir anne baba böyle bir karar aldıysa çocuğu bu anlamda bir uzman eşliğinde hazırlamak lazım sürece. Burada en çok yapılan hata anne babaların çocuğa birbirlerini kötülemeleri. İşte annen şunları şunları yaptığı için biz ayrılıyoruz. Baban şöyle şöyle hatalar yaptığı için biz ayrılıyoruz gibi bir şey değil. Madem ki o çocuğun dünyaya... Gel siz sebep olarak varsınız, anne baba olarak varsınız. O çocuğun ileriki döneminde, evlilik, kayıp, yaz dönemlerinde o anne babada ne olacak bir şekilde orada süreçlere müdahil olmalı. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli bir husus bir uzman eşliğinde çocuğun bir takım hazırlık evrelerinden geçirilmesi, sürecin ona doğru bir şekilde aktarılması ve anne babanın asla birbirlerine çocuğu kötülememeleri, düşman etmemeleri ta ki ileriki yaşantılarında anneye duyulacak ihtiyaç başka bir ihtiyaç, babaya duyulacak ihtiyaç farklı bir ihtiyaç, Çocukta bu anlamda bir düşmanlık, bu anlamda bir haset, kötü düşünceler gelişince anneye ya da babaya veya ikisine birden çocuk düşman olabiliyor. Ve çocukta kırılgan ruh halleri gelişebiliyor. Babaya karşı güvensizlik, mesela bir kız çocuğuysa bu, ileride evleneceği, hayat kuracağı bir erkeğe karşı sürekli sorgulayan, sürekli şüphe duyan bir insan olabiliyor. Veya bir erkek çocuk anneye karşı düşman edildiyse, o da ileride evleneceği bir hanımla kuracağı bir ilişkide sürekli şüpheler, tereddütler, endişeler içinde oluyor olabilir. Biliyor. Dolayısıyla süreci kabullenmek ve çocukları bu anlamda iki insan arasındaki problemden minimal bir şekilde haberdar etmek ve asla onları birbirlerine düşman etmemek, çocukta düşmanlık duygularını tahrik edecek bir şeye sebebiyet vermemek gerekir diye düşünüyorum. Çalışan anne babalar çocuklarıyla nasıl ilgilenmeli? Evet çok kritik sorulardan, çok kritik problemlerden bir tanesi. Özellikle çocuğun gelişim ilk 3 yaş döneminde mümkünse anne başında olmalı diyoruz. Mesela ilk dönemde ilk iki yıl emz sağlık açısından da dini öğretiler açısından da çok gerekli olduğunu biliyoruz. Mümkünse çocuk kişiliği, kimliği, şahsiyeti 0-3 yaşına kadar gelişim dönemlerinde anne çocuğun başında olmalı. Günümüz dünyasında insanlar kendi tercihleri ya da bir takım kabullerle çalışabiliyorlar. Burada ne yapmak lazım? Yapılacak tek şey şu, çocuğa ayıracağımız vaktin nitelikli bir vakit olmasına çok dikkat etmek lazım. Mesela evet işten geliyoruz, yorgun, argın bir şekilde işten geliyoruz. Metropollerde, büyük şehirlerde yaşıyor olabiliriz yol vesaire süreçler bizi hakikaten yoruyor olabilir ama şunu baştan kabul etmek lazım. Biz karı koca olarak, eşler olarak evlendik, bir araya geldik ve bir çocuğun dünyaya gelmesine vesile olduk. O bizim üzerimizde nedir? Bir sorumluluktur. O çocuk bize bir emanettir. Şu halde ne kadar yorgun da olsak yapabileceğimizin en iyisini yapıp o çocuğa nitelikli süre, nitelikli vakit ayırmak, çocukla iletişim kurmak, ilişki kurabilmek, bağ kurabilmek, süre kısıtlı da olsa bunu gerçekten nitelikli bir şekilde yapmak lazım. Çocuk il ihtiyacı ve yönelimleri konusunda konuşulunca anne babayla bağ kurma eğilimi gösterir. Bunu yaparken de dijital unsurları kapatmak. Telefon, tablet, televizyon, internet bunları mümkünse kapatmak. 20 dakikaysa 20 dakika, yarım saatse yarım saat, bir saatse bir saat bunu yapmak. Hem ailede bir iç huzuru temin ve tesis edecek olan bir şeydir. Hem de çocuk daha sağlıklı olacaktır. Özgüvenli çocuklar nasıl yetiştirilir? Şimdi özgüvenin temelinde öz değer diye, öz bilinç diye temel iki kavram var. Özüne güvenen birey temel olarak şunu söyleyebilmeli. Ben yapabilirim, ben edebilirim, ben başarabilirim duygusu çocukta gelişmeli. Şu halde özgüven öğretilebilen bir şey değil, inşa edilen bir şey. Öğretilen bir şey derken neyi kastediyoruz? Yani okulda işte öğretmen ya da anne baba, çocuğum şöyle şöyle yaparsan özgüvenli olursun. Hayır bu demek değil. İnşa edilecek olan bir süreç. Nasıl? Mesela çocuk küçük yaştan itibaren çocuğa ufak ufak zorluklara muhatap etmek. Zaten beyin de challenge ya da zorluk dediğimiz bir mantıkla çalışır. Çocuğun yaş seviyesine uygun ona bir takım hazırlar. Bir takım etkinlikler, ev içi anne babayla özellikle yaptıracağımız, uygulatacağımız etkinlikleri verirsek çocuk her bir zorluğu deneyimleyip başarılı olduğunda ya evet ben bunu yapabilirmişim düşüncesine, duygusuna kapılacak. Mesela işte çocukla beraber parkta, bahçede oynuyoruz diyelim. Çocuk merdivenden çıkmaya çalışıyor. Olabilir bir takım denemelerinde onu çocuk başaramayabilir. Ama o süreçte zorluklara ufak ufak destek olarak hadi yapabiliyorsun, hadi başarabiliyorsun, hadi gel şunu deneyimleyelim. Başarısız olduğu zaman da hemen Geri dönüt vererek, geri bildirimde bulunarak ki bizim eğitim sistemimizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi bu geri bildirim konusu. Biz geri bildirim vermek yerine ödülü ya da cezayı maalesef daha çok tercih ediyoruz. Çocuk ne yaptı? Mesela merdivenden çıktı, kaydıran merdiveninden düştü. Bak şöyle tutarsan, adamını şöyle atarsan bunu başarabilirsin, bunu yapabilirsin. Ufak ufak desteklerle onu kaydırağın üstüne bir kere çıktık mı o zihninde yapabilir miyim düşüncesini ha evet ben yapıyormuşum diye küçük yaştan itibaren hem fiziksel olarak bir takım zorluklara muhatap edip Çocuğu, başarma hissini güçlendirerek ve duygusal olarak olabilir arkadaşlarıyla işte olumsuz şeyler yaşayabilir, küsebilir, arkadaşları ona darılabilir. Bu tarz süreçlerde de sence bu süreci ne yapmak ya da nasıl yaparsak daha iyi bir iletişim, daha bir iyi bir ilişki, daha iyi bir bağ kurabilirsin şeklinde çocuğun keşfetmesini, merak etmesini sağlayabilirsek çocukta sürekli ben yapabiliyorum, ben başarabiliyorum duygusunu geliştiririz ve özünü değerli bilen, öz bilinci yüksek olan çocuklarda özgüven hissi daha çok olur, daha çok gelişir. Ama burada şunu da söylemek lazım. Bazen özgüven sınırları belli olmazsa narsizm denen bir boyuta gidebiliyor. Bu sefer herkesi yani küçük yaştan itibaren prensim, prensesim, kraliçem, aslanım diye büyüttüğümüz çocuklar bir müddet sonra krallar ve prensler olarak kendisini görüp diğer bütün insanları kendilerine hizmet etmekle görevli varlıklar olarak düşünüyorlar. Bu da ayrı bir problem, bu da ayrı bir mutsuzluk. Girişimcilik ruhunu geliştirecek çocuklara bir takım etkinlikler. Mesela haçlıklar verip haçlığı kullanmasını sağlamak. Haftalık olarak bunları verip neler aldın, paranı nasıl kullandın, ilk günde bitirdim bir şeklinde küçük yaştan itibaren yapabilirim, edebilirim, başarabilirim duygusu ve bunu deneyimleyeceği ortamlar oluşturmak çocuğu gerçekten özgüvenli, sosyal, girişimcilik ruhuna sahip ve cesur bireyler olarak yetiştirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk yetiştirme adına bize neler öğretiyor? Hz. Peygamber Kur'an'ın ifadesiyle bize Usve-i hasene yani en güzel örnek. O... Ben bir muallim ve öğretmen olarak gönderildim diyor. Hakikaten baktığımız zaman cahiliye dönemini aslı saadete çevirmiş olan biri. Teorik de değil bu. Yani bugün günümüzde sosyologlar, psikologlar, alan uzmanları cahiliye döneminde insan davranışlarını, insan problemlerini inceleseler ve kısa bir dönem içerisinde Hz. Peygamber'in yaptığı yani bedevi, ami, cahil hatta kız çocuklarını diri diri toprağa gömen o insanların kısa bir zaman içerisinde medeni milletlere nasıl üstad, nasıl yönetici, lider olduğunu izleseler ve takip etseler aslında en büyük pedagogun da, en büyük psikoloğun da, en büyük sosyoloğun da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu görürler. Birkaç örnek sunmak istiyorum. Mesela Hz. Peygamber'in yanında kalan sahabe efendilerimizden bir tanesi şöyle ifade ediyor. Ben diyor... 10 yıl onun yanında kaldım Hazreti Enes. Bana bir gün ne kızdı, ne bağırdı, ne de beni rencide etti. Bakın çok kilit bir şeydir bu. Yine bir soruda özgüveni sormuştunuz. Bu hakikaten ona çok ciddi anlamda değere vurgu yapan muhteşem bir örnek. i̇bn Abbas, Hazreti Peygamber'in yanında. Hazreti Peygamber'e içecek bir meşrubat getirilir. Sahabe efendilerimizle beraber oturuyorlar orada. Normalde bizim usulümüzde nasıldır? Büyüklere ikram edilir, kalırsa küçüğe verilir. Hazreti Peygamber sağından başlar vermeye. Sağında küçük bir çocuk var. Fakat Hazreti Peygamber büyüklere ikram etmek ister. Bakın Allah'ın peygamberi yaptığı her şeyin sorgusuz, sualsiz sahabeleri tarafından kabul edilecek bir zat. Nezakete bakar mısınız? İşte özdeğer kavramı özgüven içinde yer alan bir kavram. Döner o küçük sahabiye der ki, müsaade edersen bunu daha büyük sahabilere bu içeceği meşrubatı ikram edebilir miyim der. O sahabe efendimiz durur der ki, ey Allah'ın Resulü ben bu hakkımı kullanmak istiyorum. Lütfen bana verin der. Şaşırırlar oradaki herkes. Ama Hazreti Peygamber önce o küçük sahabe efendimizi İbni Abbas'a verir onu. Şimdi burada tahil edilmesi gereken bir şey çocuğa değer vermek böyle olur. Çocuğa saygı böyle olur. Çocuğa hürmet böyle olur. Bu saygı, bu hürmet ve bu özgüvenle yetişen bir sahabe efendimiz daha var. İleride büyük müfessirlerden, hatta ilk müfessirlerden bir tanesi olur. Bu anlamda Hz. Peygamber'in örneklik hayatı muhteşem. Mesela birçok kültürde çocuklarla muhatap olmama, onlardan uzak durma vardır. Oyun oynamak ise çok garip gelir. Şimdi bakın bir devlet reisi düşünün. Bir devletin reisi ve bir peygamber düşünün ve yaşı kemale gelmiş bir insan düşünün. Torunlarıyla oynuyor. Hiç demiyor ki ya ben torunlarımla oynadığım zaman diğer müşrikler her şeyin altında bir sebep aramaya çalışıyorlar. Bunda da bir olumsuzluk bulurlar. Hiç onları hale almıyor. Yaptığı iş o kadar önemsiyor ki toyun torunlarıyla ne yapıyor? Oyun oynuyor. Hatta Hazreti Hasan Efendimiz'e destek çıkıyor. Diğer sahabiler diyorlar ki Hazreti Hüseyin'e niye destek çıkmıyorsun? Bu da çok anlamlı bir cümle var. Siz görmüyorsunuz ama diyor. Cebrail geldi o da ne yapıyor? Hazreti Hüseyin'e destek oluyor. Yerde eşrefi mahluk ve kainatın yüzü suyu hürmetine yaratılan bir peygamberin çocuklar Özelde torunlarıyla oynaması gök ehlinin dikkatini çekiyor ve gök ehli öyle bir süreci dahil oluyor Demek ki çocuklarla oynamak çocuklarla teşrik mesai etmek. Bu fevkalade önemli ve güzel bir hadise, güzel bir haslet. Yine çok enteresan bir şey. Sefer dönüşü, yorgun, argın, o dönemin sıcakları, imkansızlıkları. Çocuklar Efendimiz'i görünce yanına koşuyorlar. Efendimiz onları bineğinin terkisine bindiriyor. Ve çok enteresan, bu hakikaten hepimize örnek olacak olan bir şey. Müşriklerin, çocukların da Peygamber Efendimiz terkisine alıyor. Yani kendi bineğine bindiriyor. Ne var burada? Müellefetül kulup, kalpleri kazanma. Hiç demiyor, hiç ayrımcılık yapmıyor, hiç ötelemiyor. Siz müşrik çocuğusunuz, şöylesiniz, böylesiniz gibi duyguya düşünceye sahip değil asla. Bakın insan kazanma çocuklara değer verme, hürmet gösterme, onlarla teşrik mesai etme, onlarla etkinlik yapma, oyun oynama Peygamber Efendimizin önemli sünnetlerinden bir tanesi. E bir hadis-i şerif var. Fesad ümmetim zamanında kim benim kaybolmaya yüz tutan sünnetlerimden bir tanesini yaparsa yüz şehidin ecrini kazanabilir. O zaman günümüzde anne babalara düşen önemli bir görev de çocuklarımızla nitelikli birliktelik, oyun, etkinlik tarzı işler yapmak. Son sözünüz nedir hocam? Son sözüm İbn Haldun'un da ifadesiyle kendimizi ne kadar iyi yetiştirir, ne kadar iyi geliştirir, güzel görür, güzel düşünür, hayata olumlu bakarsak, geçmiş dramatik yaşantılarımızdan ne denli arınır, arınabilirsek, hayatta kendimizi iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti idareini iktiza eder formülasyonu gereği inancımızda ki kalite bizi daha fazla güven duymaya, dolayısıyla üstesinden gelemeyeceğimiz konulara tevekkül ve teslim düşüncesiyle elimizden gelenin en iyisini yaptıktan sonra teslim olmaya dolayısıyla daha mutlu ve huzurlu bireyler bizi olmaya sevk edecek. Biz bu anlamda nedenli yetkin, mutlu, huzurlu ve başarılı olursak ve çocuklarımıza böyle bir çevre, böyle bir ekosistem sağlarsak çok fazla bir şey yapmamıza gerek olmayacak. Allah razı olsun Halim Hocam. Biz sizi söz arkadaşı alıyoruz. çok mutlu olduk. Sizinle tanıştığımıza da çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hakikaten gençlik için insan için çok çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.